Hoş geldin. Bu videoda tamı tamına 5 tane Jojo Yan içeriğinden bahsedeceğim. Kendimce değerli olanları seçtim. Yani bu videoda tüm Jojo'nun içerikleri yok. Sadece 5 tane var. Eğer Jojo'ya açsanız ve Jojo içeriği tüketmek istiyorsanız bu video sizin için biçilmiş kaftan olacak. Videonun altındaki süre sayıcından hangi içeriklerden bahsettiğime bakarak bilmediklerinizi atlayabilirsiniz. İyi seyirler. 5 numara. Dead Man's Question. Kanon manga. Kira Yoshikaga'yı sever misiniz? Mükemmel bir villain olduğu su götürmez bir gerçek. Peki ya Diamond is Unbreakable'da ölen Kira'nın ölümünden sonra ne olduğunu biliyor musunuz? İşte bu manga Dead Man's Question bildiğimiz ve sevdiğimiz Kira'nın ölümünden sonrasını anlatıyor. Tabi bazı farklılıklarla. Bu kira bildiğimiz kira olsa da çok daha uygun bir amaca hizmet ediyor. Hayalet olan kira büyük ölçüde değişmiş olsa da huzurlu bir hayat isteğini hala ruhunda taşıyor. Bir hayalet olsa bile gezip tozuyor. Para biriktiriyor ve kendince hayatın tadını çıkartmaya çalışıyor. Bu süreç boyunca kendine bir iş bile ediniyor. Avcılık. İnsan avlamak. Eğer ilginizi çektiyse açıklamalardaki linkten bizim çevirimizle beraber Türkçe olarak okuyabilirsiniz. 4 numara Jojo Over Heaven Kanun sayıp saymamak okuyucuya kalmış. Stone Ocean'da bahsedilen Dio'nun günlüğü ki her JoJo severin ilgi odağı olmayı başarır. Dio'nun günlüğünde Cennet Planı'nın yer aldığı ve Jotaro'nun bu günlüğü bulduktan sonra yaktığı bilgisi haricinde Stone Ocean'da bu günlüğe dair hiçbir şey öğrenmiyoruz. Ancak JoJo Over Heaven bu açığı kapatıyor. Dion'un günlüğünün sayfa sayfa tam bir hali olan bu novel sadece Cennet planı değil, Dion'un yaptığı tüm eylemlere ve hayatına karşı duyduğu hisler ve kişisel görüşlerini de içeriyor. Bu açıdan Dion severler için oldukça önemli bir novel. Ee, yaklaşık 200 sayfa civarı olan bu novelı ben şu anda güncel olarak çeviriyorum. Ama şu sıralar pek vaktim kalmadığından çeviri biraz yavaş ilerliyor. Bu yüzden hem İngilizce hem de Türkçe olarak okuyabileceğiniz linkleri aşağı bıraktım. 3 numara Crazy Diamonds Demonic Heartbreak. Kanon sayıp saymamak kişiye bağlı. Bu seriyi gerçekten çok seviyorum. Daha geçtiğimiz ay çıkmış olmasına rağmen beni gerçekten içine çekti. Özellikle Joe sevenler için inanılmaz doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Hall Horse sevenler de oldukça memnun kalacaklar. Ana karakterimiz Hall Horse yaşlı bir kadından kayıp papağanını bulması için bir iş alıyor. Hikaye özünde bu kadar ama oldukça garip yerlere ilerliyor. Bu papağan Stardust Crusaders'ta gördüğümüz Pet Shop'un sahibi olan kuşla aynı türden. Bu yüzden Hall Horse bu papağanın bir stand sahibi olabileceğini düşünüp kuşkulanıyor. Papağanı aramak için Moriaha yolu düşüyor. Ve rastgele bir olay sonucu Josuke ile tanışıyor. Ve o tanıştıkları andan itibaren bir ikili olarak Josuke ile Whole Horse beraber takılıyorlar. Bu manga Maria, Boingo, Josuke gibi sevdiğimiz bazı karakterleri tekrar gün yüzüne çıkartması yanında seriye yeni bir tane de karakter ekliyor. Kakyoin Noriyaki'nin kuzeni Ryoko Noriyaki. Kakyoin Stardust Crusaders'ın sonundaki ölümünün ardından mezarı Moriaha yapılmış. Ve az önce bahsettiğim Ryoko Noriyaki yani Kakyoin'in kuzeni de Kakyoin'in ölümü ardındaki sırları araştırıyor. Şu ana kadar iki bölümü çıktı. Çıkan iki bölümü de Türkçe'ye çevirdim. İlginizi çektiyse linkler açıklamada. 2 numara. Fujiko's Bizarre World of Wisdom. Kanon sayıp saymamak kişiye kalmış. Tek seferlik çıkmış bu spin-off manga diğerlerinden daha absürt olması ve basit çizimleri olmasıyla öne çıkıyor. Stone Ocean'da Jolie'nin hapishanede yaşadığı ekstra bir macerayı konu alıyor. Tabii biraz garip yollardan. Bu tek seferlik manga eğer Stone Ocean'ı seviyorsanız okuyup geçebileceğiniz keyifli bir yan içerik. Ayrıca Pudgy ve White Snake'i görme şansımız da oluyor. Türkçe linki aşağıda. Bir numara. Purple Haze Feedback. Kanon sayıp saymamak kişiye kalmış. Hatırlarsınız Golden Wind'in bir noktasında Fugo bizim ekipten ayrılıp olayla kalmayı tercih ediyordu. İşte bu novel, bu olayın ardından yaşananları ve hatta bundan da öte Golden Wind'den sonrasını bile anlatıyor. Golden Wind seviyorsanız ve Passion çetesi ilginizi çekiyorsa bu novelı okuyabilirsiniz. Maalesef ki Türkçesi bulunmuyor, bu yüzden göz atmak isteyenler için İngilizce linki aşağıda. Ya ayrıca unutmadan, videoyu kapatmadan önce bahsetmek istediğim iki şey var. Bunlardan birincisi adını bile okuyamadığım George Joestar. Bunu tamamen bir zırva olarak buluyorum. Bu kitap kesinlikle kanon değil, hiçbir şekilde seriyle alakası yok ve dikkate alınmaması gereken bir kitap. Lütfen bununla alakalı yorumlar atmayın. İkinci bahsedeceğim şey ise bayağı önemli bir şey. Jojo'nun magazin dergisi çıkıyor. Mart ayında çıkacakmış bu dergi. Ve bu dergiyle beraber bir sürü Jojo yan içeriği gelecek. Mesela Iggy spin-off'u gelecek. Liza Liza spin-off'u gelecek. Ve sanırım Abdur'un spin-off'u falan gelecek. Bu tarz şeyler gelecek ve geldiği an ben size haberdar ederim. Aklınızda bulunsun diye burada paylaşmak istedim sadece. Miau. <laughs> Sus, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs>